Paradan daha değerli şeyler var. Pırlanta gibi, altın gibi. Bunlar paradan daha kıymetli. Kübra'yı izlerken, 3. bölümdeyken bildirim geldi. Fiyat güncelliyoruz diye. Borcunuzu ödemediğiniz takdirde elektriksiz kalacaksınız. Nesime ile eline boyuna ekonominin... Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ne var ne yok? İyidir, sende ne var ne yok? İyi sayılırım. Fakat bir şey merak ediyorum Nesime'cim. Söyleyebilirsin. Neden bir belediye başkan adayı gibi giyindin? Özel bir sebebi yok ama bugün böyleydi modum. Pozumuz da gayet şu an. Böyle tam. Beni oy vermeye ikna edecekmiş gibisin şu an. Sen de bana seni iş almam için yalakalık yapacakmış gibisin. Bu hafta Kübra diye bir diziye başladık Nesime'cim. Evet. Her 10 dakikada bir ben bu diziyi izlerken tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah diyordum. Ne düşünüyorsun bu dizi hakkında canım? Yine tebrik ediyorum. Cesaret gerektiren bir işti. Kabul etmeliyiz ki gerçekten öyleydi. Yaratıcıydı. Kabul et. Yani şey olarak. Haşa. Bak. Ama ne söylesem aynı moddasın. Olmaz yani. Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu da fena değildi. Güzeldi. Hala yakışıklı. O biraz... Sinir bozucu. Onun da bir kendine göre bir karizması var tabii ama nötrleşti tipi ya. Yani şöyle değilim, wow demiyorsun. Belki de amacı da bu. Yani yakışıklı olduğu için onu izlememizi istemiyor. Oyunculuğunu ortaya koymak istiyor belki. Çağatay Ulusoy'la mı bahsediyorsun? Ben de benden bahsediyorsun. Sen de... Ben dedim nötrleştim. İyi bir şey de nötrleştiysem. Ben kötüden nötre geçiyorum. Bu iyi bir şey dedim yani. Evet. Kıvancı bitmiyor, Çağatay bitmiyor. Bu dizilerde neden benim gibi bir tip yok? Vardır mutlaka ya şey olarak yani. Bir sarı bıyık vardı Flash TV'de. O emekli oldu. Hayır, komedi filmlerinde var ama yeri bu değil yani. Şimdi Kıvancı'nın oynadığı rolde de yani Serenay'la partner adam yani. Öyle şeye öyle şey demek istiyorum. Ama çok ağır. Kübra dizisini beğendin mi canım? Hayır, beğenmedim. Sorumu bitirseydin madem, bir bekleseydin. Birincisi prodüksiyon çok zayıftı bence. Düşük bütçeli çalışmışlar. Evet, sabahları sandviç vermişler oyunculara. Nasıl bir prodüksiyon bu? Hayır, düşük bütçeli çalışmışlar. Bence birazcık daha büyütebilirim. Yani efektleri falan berbattı bence şey olarak. Kardeşim, ben televizyon izlemiyorsam bunun bir nedeni var. Ben niye Netflix alıyorum? Daha kaliteli, daha ufku açık. Böyle mindfuck senaryolar görmek istiyorum yani. Netflix'e bir mail mi atsam, ne yapsam? Onlar da sana geri döner. Zam yaptık Nesime Hanım. Aklıma girdi şu an. Niye zam yapıyorsunuz ya siz? Kübra'yı izlerken 3. bölümdeyken bildirim geldi. Fiyat güncelliyoruz diye. Tam böyle adama mesaj geldi. Sen farklısın deyin. Bana da mesaj geldi. Fiyatı güncelliyoruz diye. Netflix. Lütfen ya. Uzun zamandır da yani bu fiyata rağmen çok da wow bir şey izleyemiyoruz. Bu da benim canımı sıkmaya başladı. Televizyondan vazgeçtim. Ne yani, ne yapayım? Netflix'ten de vazgeçersem ne izleyeceğim? Televizyondan vazgeçtik. Gittik televizyonu sattık. Ne olacak şimdi yani? Silelim direkt. Çok mantıklı. Komple siliyoruz. Komple siliyoruz. Ama benim bir dizim vardı, o bitsin de öyle silelim. Sen en son bunu dedin de Netflix 12 liraydı Nesime'ciğim. O dizi ne bitmez bir dizim. Arka Sokaklar mı bu? Ne izliyoruz ya? Videoyu yayınladığımızda Netflix'e tekrar zam gelirse çok komik olur. Bu demektir ki İhsan'la enflasyon, yani İhsan söyledikleriyle... Enflasyon mu dedin sen? Enflasyon ne? İhsan'a dayalı fiyat artışı mı? Hayır, enflation var yani İngilizcesi. Çanak anten mi taktırsam eve ya? Bir şeylerden vazgeçerek değil, bir şeylere sahip olabilmek için çabalamak gerekir. Bir şeylerden vazgeçerek bir şeylere sahip olamazsın. Tek anladığım bir şey dedin, onu anladım. Her bölüm öncesinde diyoruz ki bu sefer ekonomi konuşmayalım. Evet. Yine ekonomi geliyor konuya. Sen getiriyorsun. Tebrik ederim gerçekten. Çok para odaklısın. Biraz manevi şeylerle mutlu olmalısın. Unutma, evet. Bu fani dünyada paradan daha değerli şeyler var. Pırlanta gibi, altın gibi. Bunlar da paradan daha kıymetli. Sana bir şey soracağım. 1 kilo kağıt para mı, banknot var ya. 1 kilo yüzlük banknot mu daha pahalı? Yoksa 1 kilo altın mı? 1 kilo para olan hangi para birimi? Euro, dolar, TL hangisi? Evet. O çok önemli. TL. 1 kilo TL aşağı yukarı 3 kilo patatesi eşdeğer. O yüzden... Tabii ki de altın diyorum Nesim'cim. Tebrik ederim seni. Bana bir şey söyle, bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum ve yorumlara yazmanızı istiyorum. Tekrar soruyorum kaçıranlar için. Bu haftaya, arada... haftaya artık. Görüşürüz. Bu arada videolarımızdan anında haberdar olmak için. Nasıl geçtim buraya? Soru soruyordun en son hocam. Bu arada yan komşu haftaya taşınıyormuş arkadaşlar. Gelininden de zaten çok çekti o kadın. Bu zekice sorularımdan faydalanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Şu an abone kaybettik.
Şu an abone olanlar da gitti. Ya niye öyle diyorsun? Çok hep aynı sorular. Şimdi ben burada deseydim ki bir kilo para mı daha ağır, bir kilo altın mı? Klişe bir soru olacaktı bu. Ben de diyorum ki bak soruyu anlamamız gerekiyor önce burada. Sen zaten aynısını sormadın da bir kilo altın, bir kilo para dedim. Ben sana hangisi daha ağır diye sormuyorum. Hangisi daha pahalı diyorum. Tekrar ediyorum. Para birimi TL'dir. Hatta yüzlük banknottur. Düşünün, ona göre düşünün. Araştırın ve yorumlara bırakın. Kimin ne kadar araştırmacı ruhlu olduğu yorumlarda belli olsun. Ama şöyle de bir durum var. Peki o zaman ben de sana şunu soralım. Kağıt çok hafif bir şey. Evet. Yani para çok hafif bir şey. O yüzden ondan bir sürü olması gerekiyor, anladın mı? Bir kilo olması için. Nesime ile enine boyuna ekonominin yeni bölümünde neler olacak acaba? Artık ekonomiyi nasıl iyileştirebiliriz diye konuşmayacağız. Artık konuşacağımız şey bu tarz saçma şeyler. Diğer haftaki sorumuz, 1 TL mi daha pahalıdır yoksa çeyrek altın mı? Yorumlara lütfen bırakın. Niye beşlik bozuk para çıktı? Artık rica ediyorum, para mevzusunu kapatabilir miyiz Nesime'cim? Tamam, teşekkür ediyorum. Her videoda böyle bir soru sormaya karar verdim. Para ya da altın olmak zorunda değil. Başka konularda da sorularım olacak sana. Lütfen kendini hazırla. Genel kültürüne çalış. Gerekirse İlber Hoca'yı dinle. Ondan sonra gel otur. Soruların muhatabı olarak İlber Hoca olacağını pek zannetmiyorum ama daha çok Kobra Murat'ı dinlesem daha iyi cevaplar veririm gibi. Hayır ya. Şey... Soruların o düzeyde çünkü Nesime'cim. Sorumun saçma olduğunu düşünüyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakabilir misiniz? Bak sonunda rezil olmak var. Onu göze alıyorum. Senin bu zeki sorularına bayılıyorum. Sanki böyle yapay zeka tarafından hazırlanmış gibi bu sorular. Evet ama çok yapay. Evet gerçekten çok. Yapay zeka ile ilgili kafamda şöyle bir soru işareti var. Şimdi insanlar yapay zekayı üretiyor değil mi? İnsanın yapamadığı bir şeyi yaptırmaları gerekiyor ki bir faydası olsun. Sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü bekliyorsun yapay zekadan o zaman. Evet, bir de ekonomiyi düzeltmesini bekliyorum. Yapay zeka mavi ekran veriyormuş. Böyle kalıyormuş. 101 yapayım. Error. 101 değil, 84 error. Ne oldu lan? Abi enflasyona göre error veriyor. Sence bir gün yapay zeka çok geliştirildiğinde maksimum ne yapabilecek? Yani ucu bucağı çok açık. Kübra dizisinde de gördük yani. Neler yapılabileceğini kestirmek çok zor. Evet. Ve korkutucu bir şey. Bana kesinlikle. Mesela birisi böyle mesaj atsa, özür diliyorum sözünü kestim. Bir daha olmasın, buyur. Bana birisi böyle bir mesaj atsa sence ben kanar mıyım? Kesinlikle. Benim kanarsın. Birazcık da kendimi bu çok önemli görme huyum var ya. Evet. Ben kesin alırım onu hemen. Derim ki biliyordum abi ben yani. Özel olduğumu biliyordum ve bu yani normal bir şey şu anda yaşadığım derdim. Ve bu bana yaptırdı yani işlerini. Mesaj gönderip yapay zeka seni fatura yatırmaya gönderiyor. Sana mesaj geliyormuş sayın müşterimiz. 118 lira borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu ödemediğiniz takdirde elektriksiz kalacaksın. Bu akşam neler olacak görün. Neler tak elektrik gitti. Ekonomiden konuşmayalım dedikçe yine bol ekonomiyi konuştuğumuz bir bölüm oldu. Bu yüzden biraz tadım kaçtı ve burada noktalıyorum. Kendine çok iyi bak canım. Var mı söylemek istediğin bir şey? Noktaladın ya, o yüzden söylemek istemiyorum. Alıyorum noktayı, virgül yapıyorum. Buyur canım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim çok eğlendiğimiz bir bölüm oldu. Kendi adına konuş. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın efendim. Görüşürüz. Görüşürüz. Netflix'ten bir şeyler izlemeye gidiyorsun. Bu kalkış o kalkış. Hayır canım. Netflix'imi iptal etmeye gidiyorum. Bir de Çağatay Ulusoy'u bir stokluyum geleyim ben.